İnkarcılar öncelikle peygamberleri hedef alırlar. Tarih boyunca her dönemde inkar eden insanlar var olmuş ve bu kişiler Allah'ın dinine ve müminlere karşı mücadele etmişlerdir. Bu Allah'ın değişmez bir kanunudur. İnkarcıların inananlara karşı kullandıkları mücadele yöntemleri bellidir ve bunların başlıcalarından biri de alaycılıktır. Üstelik alaycılık yaparken kullandıkları taktikler ve söyledikleri sözler dahi hep aynıdır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun kavmi, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler halkı da hep o hata ile tarih sahnesine geldiler. Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Hakka suresi 9-10. Ayetlerde dikkat çekildiği gibi asırlar boyunca inkar edenler hep aynı isyankar tavrı göstermişlerdir. Firavun, Ebu Leheb, Firavun'un kavmi, Nuh peygamber aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi ve diğerleri Kur'an'da hep peygamberlere karşı kullandıkları azgın, alaycı üslupla anılan ve sonunda gösterdikleri bu çirkin cesaretten dolayı helak olmuş bulunan kavimlerdendir. Bu insanlar yalnızca peygamberleri değil, dine ait her şeyi, ibadetleri, namazı, dinin hükümlerini akılsızca alaya almışlardır. Ama elbette Kur'an'da haber verildiği gibi sonunda hüsrana uğrayan, helak edilen de kendileri olmuştur. Geçmiş kavimlerin elçilerine karşı olan bu yaklaşımları Kur'an'da sık sık ifade edilen bir gerçektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yazıklar olsun kullara ki onlara bir elçi gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Yasin suresi 30. Onlara herhangi bir elçi gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Hicr suresi 11. Görüldüğü gibi peygamberlere karşı bu şekilde pervasızca ve saygıya uygun olmayan tavırlar sergilemek, inkar edenlerin çok belirgin bir vasfıdır. Her dönemde de bunu uyguladıkları anlaşılmaktadır. Tüm bu kavimlerin büyüklenmelerinin ve sonucunda alaycılığa yönelmelerinin sebebi ise şeytandır. Şeytan, yeryüzünde Kur'an ahlakının yaşanmasını istemediği için insanları ahlaksızlığa, din ahlakına aykırı tutumlara teşvik eder. Alaycılık da bu çirkin davranışlardan biridir. Buna karşın peygamberler ise hak dini yaşayan ve tebliğ eden insanlardır. İnsanları şeytana ve onun hileli düzenlerine karşı uyaran ve onlara şeytanın inkarcı sistemine uymamayı öğreten kişilerdir. Bu nedenle de şeytan inkarcıları öncelikle peygamberlere karşı cephe almaya yöneltir. İnsanları peygamberlere karşı isyana ve alaycı davranışlara teşvik eder. İşte kavimlerin içinde peygamberlere karşı mücadele eden, onlarla alay eden insanlar da şeytanın yoluna uyan kişilerdir. Ama unutmamak gerekir ki şeytanın bu çabaları hiçbir sonuç vermez. Aksine inkarcıların bu tür alaycı davranışlarda bulunmaları, incitici sözler söylemeleri elçilerin ahiretteki derecesini arttırır. Allah'ın rızasını ve nimetlerini kazanmalarına vesile olur. Bu mübarek insanlar kendilerine yapılan çirkin tavırlara sabrettikleri için Allah'tan güzel bir karşılık umarlar. Nitekim haklının haksızdan ayrılacağı din günü geldiğinde her iki tarafta karşılığını alacaktır. Elçiler ve beraberindeki müminler ahirette ödüllendirilirken, dünyada onlarla alay etmeyi kendilerine karlı bir iş zanneden inkarcılar cezalandırılacaklardır. Bu son için sadece Allah'ın kendileri için belirlediği bir süre vardır ve bu sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu Kur'an'da bildirilen bir gerçektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı, süslendi. Onlar iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bakara suresi 212. Andolsun senden önceki elçilerle de alay edildi. Bunun üzerine ben de o inkara sapanlara bir süre tanıdım. Sonra onları kıskıvrak yakalayıverdim. İşte nasıldı sonuçlandırma. Rad suresi 32. Ayetlerden anlaşıldığı gibi cahil kimselerin elçilerle alay etmeleri Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir kanundur. Tarih boyunca tüm peygamberlerin başına gelen bu olay onların ancak şevklerini ve mücadele azimlerini arttırmıştır. Peygamberler Allah'ın adaletine güvendikleri için alaycı inkarcıların ahirette hak ettikleri karşılığı alacaklarından da emindirler. Dolayısıyla inkarcıların ve onların önderi konumundaki şeytanın amaçlarına ulaşma gibi bir durumları olamaz. Allah Kur'an'da inkarcıların elçilerle olan bu mücadelelerinin içinde bulundukları kavrayış eksikliğini gözler önüne serdiğini şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında başka bir amaçla göndermeyiz. İnkar edenler ise hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını alay konusu edindiler.
kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdiklerini unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde gerdik. Kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile onlar sonsuza kadar asla hidayet bulmazlar. Kehf suresi 56-57. Kur'an'da inkarcıların özellikle hangi konularda böyle bir üsluba başvurdukları, nasıl yöntemler kullandıkları da pek çok örnekle bildirilmiştir. İlerleyen sayfalarda inkar edenlerin Allah'ın elçilerine karşı tarih boyunca gösterdikleri çirkin alaycı tutum ve bunun sonucunda da gördükleri aşağılayıcı karşılık anlatılacaktır. Allah'ın seçtiği elçiyi kendi akıllarınca beğenmemeleri. Din ahlakından uzak toplumlarda insanların değer yargıları, mal, mülk, para, şöhret, makam ve mevki gibi maddi çıkarlar üzerine kuruludur. Bu nedenle söz konusu toplumlara bir elçi gönderildiğinde insanların çoğu bu ölçüler ile değerlendirme yaparlar. Eğer elçi de sayılan maddi özellikleri kendilerince yeterli görmezlerse onu Allah'ın seçtiği, kendilerine yol gösterici olarak gönderildiğini kabul etmezler. Bu kişiyi Allah'ın seçmiş olması, onun takva sahibi ve güzel ahlaklı olması onların çarpık mantıkları açısından önemli olmaz. Elçideki güzel yönleri ve üstün ahlakı fark edemedikleri ve kibirli oldukları için onun seçilmiş olması çok ağırlarına gider. Onun kendilerinden üstün olduğunu, onları doğru yola davet ettiğini tasdikleyip ona teslim olmak yerine isyankar ve alaycı bir tutum sergilemeyi tercih ederler. Allah Kur'an'da inkarcıların bu tutumunu şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Seni gördükleri zaman seni yalnızca alay konusu edinmektedirler. Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu mu? Furkan suresi 41. Ayette görüldüğü gibi bu insanlar elçiyi kendi çarpık sistemlerine göre değerlendirip beğenmemektedirler. Bu konudaki bir diğer ayet ise şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler seni gördüklerinde seni yalnızca alay konusu ediyorlar. Ve sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu derler. Oysa Rahman olan Allah'ın sözünü, kitabını inkar edenler kendileridir. Enbiya suresi 36. Kur'an'da bu konuyla ilgili başka örnekler de verilmiştir. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un kavmine elçi olarak gönderildiğinde Firavun ve kavmi peygamberleriyle alay etme yolunu seçmişlerdir. Bunun sebebi kendilerinden daha fakir olduğunu düşündükleri Musa peygamber aleyhisselamın elçi olarak seçilmesi ve onları hak dine davet etmesidir. Kendi batıl dinlerinin değiştirilmek istenmesi bu inkarcıların gururlarına ağır gelmiştir. Bundan dolayı tarihteki tüm inkarcılar gibi peygamberleriyle alay etmeye başlamışlardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun kendi kavmi içinde bağırdı. Dedi ki, ey kavmim, Mısır'ın mülkü ve şu altımda akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz? Yoksa ben şundan daha hayırlı değil miyim ki? O aşağı sınıftan bir zavallı ve neredeyse sözü açıklamaktan yoksun olan biridir. Bu durumda eğer doğruysa üzerine altından bilezikler atılmalı ya da yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi? Zuhruf suresi 51-53. Okuduğumuz ayetlerde görüldüğü gibi Firavun inkarcı karakterin tüm özelliklerini üzerinde taşır. Hazreti Musa aleyhisselamı yine kendi cahiliye ölçülerine göre değerlendirmekte, ondaki üstün ahlakı ve Allah'a olan yakınlığını idrak edememektedir. Kendi sahip olduğu mülkleri sayarak kavmini etkilemeye çalışmaktadır. Ve bu şekilde de cahiliyenin sapkın değerlerini ölçü alarak kendi üstünlüğünü ispatladığını zannetmektedir. Bu örnekte de gördüğümüz gibi inkarcı karakterdeki insanların kendi zanlarına göre eğer elçilik ya da bir hüküm yetkisi verilecekse kendileri arasından birine verilmelidir. Bu nedenle de peygamberlere verilenleri kıskanırlar. Hemen alay ve hakaret dolu sözler söylemeye başlarlar. Örneğin, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Zikir, içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır. Ayetinde olduğu gibi, elçiyi bir takım çirkin tavırlarla itham ederler. Fakat peygamberler çok güzel ahlaklı, Allah'ın emir ve yasaklarına son derece titiz, çok tevazu sahibi ve tüm gücün yalnızca Allah'a ait olduğunu bilen insanlardır. Bu tarz iftiralarda onlara haset eden cahiliye insanların asılsız suçlamalarından başka bir şey değildir. İnanmayan insanların peygamberlere attıkları iftiralardan biri de akılsızlıktır. Bunu da her zamanki alaycılıklarıyla dile getirirler. Kur'an'da bu konuda şöyle bir örnek verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki, gerçekte biz seni akli bir yetersizlik içinde görüyoruz.
ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Hud, ey kavmim dedi. Bende akıl yetersizliği yoktur ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim dedi. Araf suresi 66-67. Hud peygamber aleyhisselama atılan bu iftira hemen her dönemde Allah'ın elçilerine atılan bir iftiradır. İnkarcıların az önce okuduğumuz sözlerindeki alaycılık hemen dikkat çekmektedir. Oysa elçiler üstün akıllarıyla tanınan insanlardır. İnkarcıların bu suçlamalarla hedefledikleri ise kavimlerini onların aleyhlerinde etkileyebilmektir. Başka bir deyişle elçiye uyulmasını engelleyerek kendi çıkarlarını korumaktır. Kur'an'da bu iftiranın pek çok peygambere daha atıldığına dair örnekler vardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun dedi ki, şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz gerçekten bir delidir. Şuara suresi 27. O kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin. Müminun suresi 25. Bu örnekler de göstermektedir ki elçilerden yana müminlerden birine delilik ya da akli yetersizlik iddiasında bulunulması aslında bunun geçmişte tüm peygamberlere yapılmış bir iftira ve alay malzemesi olması bakımından büyük bir şereftir. İnkarcılar bu iftiralarıyla müminlerin gücünü azaltabileceklerini, onların şevklerini kırabileceklerini, işledikleri hayırlara engel olabileceklerini zannederler. Oysa müminler için kendileriyle alay edilmesinin yorumu ve onlarda oluşturduğu etki bambaşkadır. Cahiliye insanı kendisiyle alay edildiğinde bundan dolayı bir eziklik ve sıkıntı hisseder. Müminler ise tarih boyunca tüm müminlere ve elçilere söylenen sözlerin kendileri içinde sarf edilmiş olmasının kendilerinin doğru yolda olduğunu bir kez daha gösterdiğini düşünür ve bundan dolayı sevinç duyarlar. Ayrıca inkarcıların bu anlayışsızlığı ve ahlaksızlığı onların gücünü arttırır ve din ahlakını tebliğ etme konusunda daha şevkli ve kararlı olmalarına vesile olur. Elçinin ve müminlerin Kur'an ahlakına uymalarıyla alay etmeleri. Müminler Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket ederken inkarcılar tam tersine nefislerinin yönlendirdiği şekilde yaşarlar. Nefis ise güzel ahlaklı olmayı, iffetli, namuslu, dürüst, samimi, adaletli, temiz, hoşgörülü, itidalli, şefkatli, doğru sözlü olmayı istemez. Aksine ahlaksızlığı, yalancılığı ve her türlü kötü ahlak özelliğini yaşamayı insanlara meşru gösterir. Bu nedenle müminlerin iyi ve temiz insanlar olmaları ve böyle kalma konusundaki kararlılıkları inkarcıların pek hoşuna gitmez. Müminlerin güzel ahlaklı tavırlarını görünce kendi ahlaklarının kötü olduğuna bir kez daha şahit olmuş olurlar. Fakat kibirli bir yapıları olduğu için de böyle bir şeyi kabul etmek istemezler. Bu yüzden müminlerin de kendileri gibi doğru yoldan sapmış insanlar olmalarını isterler. Onların Kur'an ahlakına uygun tavırlarını gördüklerinde hakaret ve alay dolu sözler söyleyerek müminlerin güzel yönlerini küçümsemek isterler. İnkarcıların bu tavrıyla ilgili olarak Kur'an'da şöyle bir örnek verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kavminin cevabı, Lüt ailesini şehrinizden sürüp çıkarın. Temiz kalmak isteyen insanlarmış. Demekten başkası olmadı. Neml suresi 56. Bilindiği gibi Lüt peygamber aleyhisselamın gönderildiği kavim, cinsel sapkınlıklar yaşayan azgın bir kavimdi. Hazreti Lut aleyhisselam kendilerini hakka, doğruya, güzele ve temize defalarca çağırdığı halde bunu reddetmiş ve peygamberlerine isyan etmişti. Hazreti Lut aleyhisselam doğruları anlatmaya devam ettiğinde ise azgınlıkları iyice artmış, elçiyi ve müminleri yurtlarından sürmeye karar vermişlerdi. Bunu yaparken de onların temizliklerini ve iffetlerini alay konusu edinmişlerdi. Ancak kuşkusuz tüm diğer azgın kavimlerde olduğu gibi Allah bu kavme de yaptıklarının karşılığını vermiş ve onları helak etmiştir. İnkarcıların yaptıkları suçlamalara, alaycı tavırlara karşı sabreden müminleri ise güzel bir karşılıkla ödüllendirileceğini müjdelemiştir. Yani Lut peygamber aleyhisselam ve onunla birlikte suçlanan tüm müminlere inkarcılardan gördükleri bu tavır büyük bir şeref olarak geri dönmüştür. Kendilerini Müslümanlardan üstün gören bu kişilere gerçek izzet ve şerefin kime ait olduğunu Allah Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Derler ki, andolsun Medine'ye bir dönecek olursak gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa izzet Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Münafıkın suresi 8. Kim izzet istiyorsa artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz ona yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenler ise onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tasarladıkları boşa çıkıp bozulur.
Fatır Suresi 10. Elçinin yaptıklarıyla alay ederler. Gerek inkar edenler, gerekse münafıklar, müminler gibi temiz ve duru bir akla sahip olmadıkları için onların yaptıkları işleri kavrayamazlar. Dünyaya yönelik bazı konuları anlayabildikleri için kendilerini çok akıllı zannederler. Dinle ilgili gerçekleri kavrama konusunda eksik olduklarını kabul etmek istemezler. Din ahlakından uzak insanların akletmez kişiler olmasının Allah'ın değişmeyen bir kanunu olduğunu göremezler. İçinde bulundukları aciz durumu fark edemedikleri için de klasik inkarcı ahlakı göstererek kendilerini üstün zanneder ve Allah'ın elçileriyle alay ederler. Kur'an'da bunun örneklerine sıkça rastlamak mümkündür. Örneğin Şuayb Peygamber aleyhisselam gönderildiği kavmi yaptıkları kötü işlerden men ettiği zaman onların şiddetli tepkisiyle karşılaşmış ve alaylarına maruz kalmıştı. Aslında kendi kavmi de Şuayb Peygamber aleyhisselamın güzel ahlaklı bir insan olduğunu çok iyi biliyordu. Fakat Hazreti Şuayb onların nefislerine ters gelecek bir şey emrettiği için hemen saldırıya geçmişlerdi. Alay konusu edindikleri şey ise peygamberin Allah'a ibadet etmesiydi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Çünkü sen gerçekte yumuşak huylu, aklı başında reşit bir adamsın. Hud Suresi 87. Bu konuyla ilgili olarak Kur'an'da yer alan diğer örnek ise Nuh Peygamber aleyhisselam zamanında yaşanmıştır. Allah Hazreti Nuh aleyhisselama kavmine gelecek olan azaptan korunması için bir gemi inşa etmesini emretmiştir. Hazreti Nuh aleyhisselam gemiyi inşa etmeye başladığında kavminin inkarcıları bu yaptığıyla alay etmeye başlamışlardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nuh'a vahyedildi. Gerçekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak. Şu halde onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi imal et. Zulmedenler konusunda bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Gemiyi yapıyordu. Kavminin ileri gelenleri kendisine her uğradığında onunla alay ediyordu. O, eğer bizimle alay ederseniz alay ettiğiniz gibi biz de sizlerle alay edeceğiz dedi. Artık ileride bileceksiniz. Aşağılatıcı azap kime gelecek ve sürekli azap kimin üstüne çökecek? Hud Suresi 36-39. Sonunda Allah'ın Nuh Peygamber aleyhisselamı vaadi gerçekleşmiş, Nuh kavmi aşağılatıcı bir azapla helak edilmiştir. Bu insanlar dünyadayken Allah'ın gücünü kavrayamamışlardır. Kendi akılsızlıkları sebebiyle Allah'ın azabını uzak görmüş ve dünyada elde ettikleri mal ve güçle bu azaptan kurtulabileceklerini zannetmişlerdir. Bundan dolayı Allah'ın emrini uygulayan müminlerle alay etmişlerdir. Fakat alay ettikleri şey kendilerine geri dönmüş ve inkarcılar yaptıklarının karşılığını daha dünyadayken çok şiddetli bir şekilde almışlardır. Bir de kendilerini bekleyen ahiret azabı vardır ki Allah ahiretteki azabın dünyadakiyle kıyaslanmayacak kadar şiddetli olduğunu Kur'an'da pek çok kez haber vermiştir. Bu da göstermektedir ki iman eden kişilerle alay edenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekmektedirler. Mucize isteyerek zorluk çıkarmaları. İnkar edenlerin elçilere yönelik tavırlarından biri de onlardan mucize getirmelerini istemeleridir. İsteklerinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşündükleri için bu yolla elçileri zor duruma düşürebilmeyi amaçlarlar. Elçilerin bu talepleri yerine getiremeyerek halkın gözünde küçük duruma düşeceklerini zannederler. Bu konuyla ilgili Kur'an'da geçen ayetlerden birkaçı şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen yalnızca benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsin. Ve biz senin gerçekte yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen bu durumda gökten üstümüze bir parça düşürüver. Dedi ki, Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir. Sonunda onu yalanladılar. Böylece onları o gölgelik günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Şuara Suresi 185-189. İnkar edenler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilseydi ya derler. Rad Suresi 27. Aslında bu isteklerinin altında yatan ana neden, Allah'ın seçtiği kişiyi beğenmeyen, kendilerini üstün gören çarpık bir zihniyet taşımalarıdır. Okuyacağımız ayetlerde de inkarcıların kendi düşük akıllarınca peygamberleri beğenmeyen bu çarpık düşünce yapıları bildirilmektedir. İnkarcılar ayetlerde haber verildiği üzere kendilerini peygamberden daha üstün gördüklerini ondan alaycı taleplerde bulunarak ifade etmişlerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki,
bize yerden pınarlar fışkırtmadıkça sana kesinlikle inanmayız. Ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın. Veya öne sürdüğün gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmayız. De ki, Rabbimi yüceltirim. Ben elçi olan bir beşerden başkası mıyım? Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan alıkoyan şey Allah elçi olarak bir beşeri mi gönderdi demelerinden başkası değildir. İsra suresi 90-94. Önceki sayfalarda da belirttiğimiz gibi bu tarz talepler ve alaycı davranışlar geçmişte yaşanmış ve bundan sonra da yaşanacak olan tüm inkarcıların ortak özellikleridir. Bunlar Allah'ın Kur'an'da haber verdiği olaylardır. Her dönemde Allah'ın elçilerine ve dindar insanlara karşı bu tarz mücadele yöntemleri kullanılmıştır. Ancak inkarcıların bu çabaları hiçbir zaman istedikleri sonuca ulaşmamıştır. İlerleyen bölümlerde daha detaylarıyla göreceğimiz gibi Allah inkarcıların tuzaklarını, düzenlerini her zaman bozmuş ve onları ummadıkları azaplarla yakalamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun onlardan azabı sayılı bir topluluğa veya belirli bir süreye kadar ertelesek mutlaka onu alıkoyan nedir derler. Haberiniz olsun onlara bunun geleceği gün onlardan geri çevrilecek değildir ve alaya almakta oldukları şey de kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Hud suresi 8. Azap konusunda senden acele davranmanı istiyorlar. Eğer adı konulmuş bir ecel olmasaydı herhalde onlara azap gelmiş olurdu. Fakat kendileri şuurunda olmadan onlara kuşkusuz apansız geliverecektir. Azap konusunda senden acele davranmanı istiyorlar. Oysa cehennem o inkar edenleri gerçekten kuşatıp durmaktadır. Azabın onların üstlerinden ve ayaklarının altından kaplayacağı gün. Allah yaptıklarınızı tadın der. Ankebut suresi 53-55. Derler ki, eğer doğru söylüyor iseniz bu vaad olunan azap ne zaman? Belki de acele etmekte olduğunuzun azabın bir kısmı size yetişmiştir bile. Neml suresi 71-72.